1. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından Çanakkale Savaşı'nın 100. yıl dönümü törenlerine Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Davutoğlu konuşmasında Çanakkale Savaşı'nın dünyada hiçbir ordunun yenilmez olmadığını gösterdiğini belirtti. Tunus'taki Bardo Ulusal Müzesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında turistlerin de olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından müzedeki bazı kişileri rehin alan saldırganlar polis tarafından vuruldu. Rehine eyleminde bir polis hayatını kaybetti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomi ve mali işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, birliğin Yunanistan'a maddi desteği keseceği yönündeki söylentileri yalanladı. Moscovici, Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalabilmesi için tasarruf politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya ve Fransa'ya çağrıda bulunarak bu ülkelerin Ukrayna'ya baskı yapmalarını talep etti. Gabon Dışişleri Bakanı Isoze Engondet'le Moskova'da görüşen Lavrov, Minsk Anlaşması'nın tam olarak uygulanmamasından Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Pem kasırgasının büyük tahribata yol açtığı Pasifik Okyanusu'ndaki Vanuatu'ya gıda ve tıbbi yardım ulaştırılmaya çalışılıyor. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada adaların tümüne henüz ulaşılamadığı için can kaybı ile ilgili net bir veri olmadığı belirtildi. Ölü sayısı en son 24 olarak açıklanmıştı. Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre anne sütüyle beslenen bebeklerin mantıksal zekası hazır mamayla beslenenlere göre ileride daha yüksek oluyor. 30 yaşındaki yaklaşık 3500 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.